stüdyomuza geri döndük. Bendeniz Mertan Yalçın, Kerem Ünal ve Dost Kayaoğlu ile birlikte önümüzdeki dönemde çıkacak oyunları masaya yatırıyor olacağız. Aslına bakarsanız geçtiğimiz 2 ay, her senenin 2 ayı olduğu gibi oyun çıkışı adına kısır bir dönem oldu. Ama E3 geçti, Gamescom geçti, çıkacak oyunların hepsini duyma imkanı bulduk. Ve şimdi de önümüzdeki haftalar içerisinde yılbaşına kadar oyunlar pıtır pıtır, tıkır tıkır, takatukacı gibi çıkıyor olacak. Senin mesela en çok beklediğin oyun hangisi? Benim en çok beklediğim oyun şu anda Final Fantasy 15. Çok şaşırdım. Hiç duymamış gibi şaşırdım gerçekten yani. Bitmeyen fantezi. Bitmeyen fantezi, yalnız ya bitmesi gereken fantezi. Ha, öyle oyun, düşünüyorsun oyun, yani. Yok, evet öyle bir nokta var ama orijinal hikayesine şimdi geri dönersek, çok geçmişine Square Enix batmak üzereyken, daha Squaresoft'ken adamlar batacaklar ve diyorlar ki biz son bir oyun yapalım, son fantezimiz olsun. Final Fantasy oyun yapıyorlar. Öyle bir tutuyor ki firma kurtuluyor. Boom. Ondan sonra da 15 tane çıkıyor. En iyisi 7'dir tabii ki. Tabii ki, tabii ki. Şimdi remake'i geliyor. Evet, aynen öyle. Remastered diyelim hatta. Bir insan, Remastered değil, remake. Uzak, remake mi, özür dilerim. Bir insan Uzak Doğu oyunları niye sever? Mesela en sevdiğin 3 tane Uzak Doğu oyunu hangisi? Final Fantasy 1'li. Final Fantasy 7 bunlardan bir tanesi. 6, 5, 4 diye sıralanıyor mu? Yok, Final Fantasy yani severim ama her birini oynamışlığım yok açıkçası. Final Fantasy 7 bir tanesi. En sevdiğim oyun serisi direkt Kingdom Hearts, o da gene bir Japon serisi. O da biraz zaten. Disney yani, havaları. Disney, Final Fantasy karışık. Bir diğeri de yani iki seri arasında hala karar veremedim. Ya Metal Gear Solid ya da Shin Megami Tensei Persona. Ya, Metal Gear Solid'in yeni... Yeni oyununun fragmanını izlediniz mi? Evet ya. Hideo Kojima'nın ayrılığı... sonra... Şöyle ben size atıyorum topu. Soru geliyor, hazır mısınız? Hideo Kojima ayrıldıktan sonra Metal Gear Solid'in yeni fragmanıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Teker teker alacağım. Hı-hı. Hideo Kojima'nın yeni oyun fragmanıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Hı-hı. Ne olur bunun sonu? Başlayayım ben. Buyur, Metal başla. Gear Solid hakkında, yenisi hakkında şöyle bir şey düşünüyorum. Solid Gear Metal. Solid mi? Solid kelimesinden çok emin değilim yani. İşte hani böyle olmuş yani hani. Ya aynısını yapmışlar. Aynısını yapmaya çalışmışlar. Ha, olmamış. Ama olmamış. Ha. Yani Hideo Kojima imzası vardır. Ben o imzayı çok sevmem. O isimle alakalı bir şey. Tabii o marka artık. Evet, marka şey. Ve sana vereyim aslında topu. Survive'dan mı bahsediyoruz? Metal Gear Survive'dan bahsediyoruz. Son duyurulan. Fragmanından bahsediyoruz. Son duyurulan fragman şu anda zaten geliyor görüntüleri. Hani, internet zaten birbirine girdi Survive duyurulduğundan beri. Konami'ye ciddi, o YouTube'daki fragmana ciddi bir dislike yedi. Bir sürü şey oldu falan filan ama ben açıkçası umursamadım. Benim için yani Metal Gear Solid serisi biteli nereden baksanız bir kaç sene oldu? 10 sene oldu herhalde. Metal Gear Solid 4'te çünkü hikaye sona ermişti zaten o serideki hikaye. Ondan sonra öldükçe dirildi. Ondan sonra zaten 5'in zaten neden çıktığını bilmiyordum. Oynadım, sevdim ama zaten Metal Gear gibi hissetmemişti. Dedim ki Metal Gear Solid ölmüş, bitmiş zaten. Daha fazla deşmeye gerek yok. Konami'nin zaten para için bunun artık hani devamını getireceği ve bir şekilde yeni bir Metal Gear çıkaracaklarını biliyordum. Tek söylediğim şey neyse ki Call of Duty gibi FPS yapmamışlar dedim yani. Tek bile olabilirdi şey, diyorsun. Olabilirdi. Yani. Ben senelik FPS oyunu yapmalarını beklemiştim Metal Gear Solid'den. Çünkü Konami yani her şeyi yapabilir para için. Hideo Kojima ne acayip bir adamdır. Kimdir Hideo Kojima? Bir söylesene kim? Hideo Kojima aslında bilmiyorum, çok ciddi bir sanatçıdır. Kimdir? Metal Gear Solid. Çok basit. Metal Gear Solid'in yönetmeni ve yaratıcısıdır yani. Snake'in de yaratıcısıdır ve aslında o bizim muhteşem diye baktığımız tasarımları da yapan adamdır yani bir taraftan. Yani bu oyun kafası böyle oyun tasarımcısı çalışan. Yani gerçek bir zekadır yani. Ve oyun dünyasında çok ciddi farklar yaratmış ve yeni soluklar getirmiş bir adamcağızdır. Japondur. İyidir. Severiz. Tam bir temasın ama iyidir, hoştur, severiz. Evet. yeni tamam. Oyunuyla da ilgili, yeni oyunuyla da ilgili. Norman neydi? Norman Reedus. Norman Reedus değil mi? Bu bizim şeyde çok sevdiğimiz crossbow atan Walking Dead'de çok sevdiğimiz karakteri canlandıran aktörle yani beraber rüzgarlar, deniz dalgaları, duygusallıklar. Bir izleyelim mi fragmanı? İzleyelim. Garip. İzleyelim. Tamam bak, tam Hideo Kojima. Garip. Hideo Kojima be. Garip. Faintly,
Konumuzdan biraz uzaklaşmış olduk. Bayağı video taşımaya girince çabaya çıkmak mümkün. Ama benim dostum abi sana bir sorum var. Bu yeni daha yeni çıktı şey PlayStation 4'e. Shingeki no Kyojin. Yani Attack on Attack Titan. Onu sen yeni oynadın değil mi? Evet. Oynadın. Bir oynama şansın. Ne düşünüyorsun oyunla ilgili? Yani diğer Koei Tecmo'nun Musou oyunlarına göre Musou oynadığımız bu Dynasty Warriors. Oyunu bir anlatalım mı? O sırada görüntülerini de görelim oyunu. Tabii tabii. Aslında bir manga. Aynen tabii. Orijinali bir manga uyarlaması. Sonra animesi çıktı. İyice popülerliği arttı. Evet. Özellikle animesinden sonra zaten popülerliği çok ciddi oranda arttı ve artık şu anda Japonya'nın en popüler mangalarında belki de en popüler olanı o. Hatta ana karakterin ismi Türk. Eren. Evet, Eren isimli bir ana karakterine. Eren isimli bir ana karaktere sahip. Bildiğiniz oyunun da tamamen yansıtması ve şeyin de konsepti zaten, manganın da konsepti o. Küçücük yani bir karıncanın bir insanın yenmesi gibi düşünün. Hı hı. Bu oyunda da olay zaten o dev yaratıklarla kapıştığımız küçücük bir şey olarak yönettiğimiz küçük Eren karakteriyle tamamen bu Spider-Man'in şeyine benzer halatlar fırlatarak bir yerlere yapışarak karakterlerin ensesine yapışıp kestiğimiz bir oyun. Aynen. Ki bunu normalde konsept olarak baktığımızda oyuna yansıtmaları mümkün değil diye düşünüyordum ama uzakta o çok güzel. Çok güzel, güzel bir şekilde yansıtmışlar. Çok güzel. Gerçekten çok güzel bir şekilde yansıtmışlar. Oyunun ilerleyişi olarak yani ve bölüm dizaynı olarak çok başarılı değil ama o sistematik sadece mekanikler açısından gerçekten çok başarılı ve ben de henüz bitiremedim ama gerçekten zevk alarak oynuyorum şu an. Uzun soluklu yapmışlar oyunu birazcık. İlk sezonu zaten olduğu gibi alıyor. Aynen. Ve aynı yerde kalıyor. Aynen. İlk sezonu tamam var. Ben de daha bitirmedim ama sezon ortalarında falan şu anda. Kesinlikle bir multiplayer tavsiyesi Attack on Titan. Dilerseniz şimdi önümüzdeki dönem içerisinde çıkacak oyunculara tarih bakalım. Haydi. Recore 16 Eylül'de çıkacak. Enteresan bir oyun. Kerem sana atayım topu burada. Recore Xbox çok özür dilerim. Xbox One'a özel olarak çıkacak olan bir oyun. Daha 1,5 sene önce ben ilk defa gördüm fragmanını. Evet, E3'te duyurulmuştu. E3'te duyurulmuştu ve yani gayet animatik diyelim, çizgi romansı grafiklerle beraber çıktı. Bir kız ve yanındaki bir köpek ama yani köpeğin yani ortasında böyle bir dairesel bir küre Android var. Köpek. Android köpek fakat bu küre artificial intelligence'dır yani yapay zeka mıdır yoksa gerçekten işte ruh gibi bir şeyim var. Bunu anlayamadığımız derecede duygusal bir oluşum ve şekil değiştirebiliyor. İsterse gorilin ortasına gidiyor, isterse köpeğin ortasına gidiyor gibi bir macera oyunu. Bana birazcık şeyi hatırlattı aslında. Bu eski Longest Journey oyunları vardı mesela, Adventure oyunları. Oradaki karakteri hatırlattı. Onun için ben sıcak bakmıştım oyuna. Bu Core Bot dediğimiz şey, oluşum. Doğru mu anlatıyorum? Öyle bir şey. Gayet. Core Bot.
Mac. Evet. Hem Mac hem Corbett yani. O evet, macera, aslında, macera oyunu aslında. Üstünde yani. Çok durulacak değil, çıkınca göreceğimiz, çıkınca göreceğimiz bir oyun aslında. Yani evet. Gördüğüm kadarıyla bir 3D platformer ve shooter aynı zamanda. Evet, yani puzzle aynı zamanda, eski, puzzle-based. Evet, muhtemelen puzzle'ları da bu robottan robota değişim yaparak farklı robotlara farklı bulmacaları çözeceğimiz eğlenceli bir oyun olacak. Keiji Inafune'nin oyunu, gene Japon oyunu kendisi de. En son oyunu durduramadın zaten. Aynen. Durduramadın girdin. Japon olduğu zaman giriyorum. Ya! Kendimi tutamıyorum ama. Bu platformlarda işte karakter değiştirip veya şeyde bunun da bey babası şeydir. Three Vikings'dir mesela. Yani karakter değiştirip ilerlemecenin artıklığı evet. Tabii ki bayağı bir ilerlemiş versiyonu olacak. Artık her gözüküyor. Oyunda var. Şimdi hızlı hızlı bazı şeyleri geçeceğim. 20 Eylül'de NBA 2K 17 çıkıyor. Yani 2K 17 çıkıyor. Basketbolda bir tek Kaan, en kural iyi lazım oyun. Burada. Yani? Çok fazla konuşacak bir şey yok. Dost sana topu atacağım. 27 Eylül'de Forza Horizon 3. Bana topu atacak tam yeri buldun. Japon oyununda atacaksın bana yeri. Maalesef Forza'yı serisi... Forza Horizon? 3. Forza! Maalesef hiç Forza Horizon oynamadım ama bildiğim kadarıyla normal bu klasik şey değil de arcade yarış sistemi değil de open world'de gezerek arabayla gerçekten evet, daha çok modifikasyon var. En büyük özelliklerinden bir tanesi oyunu aldığınız vakit hem PC'lerde Windows 10'da hem de Xbox'ta aynı anda oynuyor olabileceksiniz. Evet. Aslında üstüne çoğu yani bu serilerin dördüncüsü, beşincisi çıktığı zaman oyun serilerinin onların üzerinde çok fazla durmayalım. Evet. Yeni Xbox çıkacak. Play Anywhere kapsamında bu ön siparişte olan bir şey. Bu da güzel. Xbox'ın yani Microsoft'un yaptığı bir güzellik. Evet, sana o zaman atacağım topu biliyorum. Sana ne atacağımı çok net biliyorum. 29 Eylül'de çok beklediğimiz FIFA 17 çıkacak. Zaten ona özel bir program yapacağız. Bizim Multiplayer ekibi olarak bendenizin en çok hayran olduğu oyunlardan bir tanesidir. Yine efsane geliyor. 7 Ekim bu senenin en çok beklenen oyunlarından bir tanesi Mafia 3. Acaba nasıl gelir? Hayal kırıklıkları olabilir mi? İlla ki daha şimdiden ayak kırıkları başladı insanlarda zaten. Buyurun, çünkü sizde. Gördüğüm kadarıyla ben Mafia'nın ilk ikisini oynamadım ama hep bir ilgim olmuştur o seriye karşı. Bir ara oynamayı düşünüyorum çıkmadan önce. Ama fragman yayınlandıktan sonra insanların gördüğü yani verdiği tepkiler tamamen gangsterlik temasının bayağı büyük oranda silinmiş olduğundan bahsediyorlar. Ve bu hani mafya bu değil diyorlar. Çok GTA'leştirilmiş, çok GTA'laştırılmış diyorlar seri için. Açıkçası ben aradaki farkı şu an göremiyorum öncekileri oynadığım için ama şu anki haliyle ben fragman seride bakıyorum ki bu oyun çok eğlenceli gözüküyor. Ben oynayabilirim geliyor diyorum. Mesela. Oyun değil de bu gene film için yani. En son Quantum Break'te aynı şeyi yaşadık. Quantum Break çok iyi oyun gelecek diye heyecanlandık. Fakat bir film çıktı. Film izliyoruz. Hatta dizi. Aralarda böyle yürüyüp yan taraftan düğmeye bas ondan sonra film devam etsin. Hatta dizi izleyin evet, dediğin gibi. Şimdi Mafia 3'te de aynı kokuyu ben alıyorum. Hani çok o kadar tek yönlü seni ilerletmese de %100 haklısın. Yani filmi izleyip içindeki karakterin rolünü bürünme. Yani bence bir hayal kırıklığı olacak. Bilmiyorum bakalım göreceğiz. Yani göreceğiz. Evet, yani. 11 Ekim, Gears of War, Xbox'ın exclusive özel oyunlarından bir tanesi. Bu sene ve geçtiğimiz sene çok yüklendiler Gears of War'a. Gears of War'la ilgili bizi neler bekler sence? Gears of War'un özellikle şu Judgment'tan sonra bayağı bir beklentiler düşmüştü galiba. O Judgment ciddi bir hayal kırıklığı oluşturmuş son oyundan bahsediyorum. Şimdiki Gears of War'la alakalı ciddi bir şey var, beklenti var ama gördüğümüz kadarıyla çok klasik görünüyor. Hani gerçekten bir yenilik getirmemiş gibi görünüyor. Aynı silahlar. Sadece daha iyi bir grafiklerle tekrar bir Gears of War sunmuş gibi görünüyor. Yani bizim gibi hani yeni jenerasyonda yeni oyunlar bekleyen insanlar için birazcık baktığım zaman bu aynı oyunun yeşili diyorsunuz sadece. Okey, şimdi 21 Ekim'deki Battlefield 1 oyununa gelmeden evvel Battlefield 1'in şahane bir fragmanı var. İçerisinde Türkler de var. Tekrar onu bir izleyelim. Ondan sonra üzerine konuşacağız. Yeah!
legend of Lawrence of Arabia dies tonight. Bu hafta multiplayer olarak türlü türlü hırsızlıklar, haydutluklar yaptığımız oyunlara göz attık ve sizler için en beğendiğimiz 10 tanesini seçtik. On numara, Stolen. İşini gizlice halleden akrobatik bir hırsızla fütüristik ve karanlık bir atmosfere sahip bir şehirde hırsızlık yapmak ilginizi çekiyorsa, oyun hakkında yapılan eleştirileri kafaya takmadan Stolen'a bir şans vermenizde fayda var. 9 numara, Sly 2 Band of Thieves. Bünyesinde dünyanın en eğlenceli hırsızlık çetesini barındıran gizlilik odaklı platform oyunu Band of Thieves, çeşitlilik açısından bir hayli zengin olan oynanışı ve beklenmedik şekilde iyi olan hikayesiyle listemizin 9. sırasında. 8 numara, Battlefield Hardline. Battlefield serisini klasik savaş cephelerinden hırsız polis mücadelesine taşıyan Hardline, maalesef eski Battlefield tutkunlarını pek memnun etmese de heist moduyla az sayıda olan soygun oyunları arasında kendine bir yer edinmeyi başarmıştı. 7 numara, Kane and Lynch. Hikayesi ve karakterleriyle ön plana çıkan Kane and Lynch listemizin 7. sırasında. Suç dünyasındaki haydutlarla ilgili oyunlar ilginizi çekiyorsa bu tuhaf ikilinin oyunlarını kesinlikle es geçmemelisiniz. 6 numara, Monaco. What's yours is mine. Co-op olarak ayrı bir keyif veren organize soygun oyunu Monaco'da her biri farklı becerilere sahip hırsız ekibinizle aşama aşama planınızı kurup Hollywood filmlerine aratmayan mükemmel soygunlar gerçekleştirebilirsiniz. 5 numara, Saints Row 2 ve 3. Barındırdığı sayısız parodi ve geyik atmosferiyle her zaman oyuncuların yüzünü güldürmeyi başaran Saints Row serisi hırsızlık, haydutluk yapmayı bambaşka bir eğlenceye çeviriyor. 4 numara, Thief. Oyun dünyasının en karizmatik hırsızı Geralt'la gerçek bir usta gibi gizlilikle işimizi gördüğümüz Thief serisi özellikle ilk oyunlarıyla çoğu oyuncuyu kendine hayran etmişti. Oynadıktan sonra etkisinden kolay kolay kurtulamadığınız Thief listemizin 4. sırasında. 3 numara, Mafya. 1930'ların Amerika'sı içerisinde yeraltı dünyasında işlenen suçları oldukça sağlam bir senaryo ve oynanışla birleştirerek harika bir deneyim sunan efsane yapım Mafya listemizin 3. sırasında. 2 numara, Payday 2. Soygun temasını co-op oynanış içerisinde başarıyla yansıtan Payday 2 listemizin 2. sırasında. Asla sıkılmayacağınız heyecan dolu soygunlarla bağımlılık yaratan Payday 2, oynayabileceğiniz en kaliteli soygun oyunlarından biridir. Ve 1 numara, GTA. Her türlü haydutluğun yapılabildiği GTA serisini sınır tanımayan içeriği ve oyunculara sunduğu özgürlükle kendi alanında tüm zamanların en iyisi olarak listemizin 1. sırasına yerleştirerek bu haftaki bölümümüzün sonuna geliyoruz. Evet. Battlefield 1, Birinci Dünya Savaşı, Türkler de var işin içerisinde, bir Electronic Arts klasiği. Geçen sene Hardline ile birlikte DICE işin içerisinden çıktı. Fakat DICE şimdi Battlefield 1 ile birlikte tekrar hayata döndü. Battlefield oynadın mı hiç daha evvel? Evet, deneme fırsatım oldu ama çok başarılı değilim açıkçası betasında. Ben de değilim. Yani ben Osmanlı'yı de sürekli hayal kırıklığına uğratıyorum maalesef. Ne zaman ya savaşa girsek... Konsolda mı oynuyorsun, PC'de mi oynuyorsun? Bilgisayarda oynuyorum şu anda. Bilgisayarda oynuyorum ve bilgisayarda oynamamam gerektiğini düşünmeye başladım hafiften. Hani mouse kontrolüyle çok profesyonel oyuncular var çünkü yıllardır Battlefield oynuyorum. Bu oyunda nerede? Artık her sene çıkıyor Battlefield. Tabii. Yani bir sene ara verdiler. Onun dışında çok büyük bir topluluğu var. Ve o oyun topluluğun tamamını toplasan herhalde terörü yerle bir ederler yani. Evet, muhtemelen öyle bir... Benim bir tane arkadaşım var mesela, müthiş helikopter kullanıyor. Müthiş kullanıyor helikopter. Koysan şimdi helikoptere, onun da müthiş kullanıyor. Evet, bu sefer tabii pırpırlı uçak daha var helikopter. Yani direkt böyle kalkamayacak ama eminim onu da iyi kullanır. Uğur'dan bahsediyorum. Uğur mesela çok iyi. Uğur da iyi. Bayağı iyi. Evet, bayağı iyidir. 21 Ekim, Civilization, Kerem Yunal. Civilization, evet. Aslında yani bahsettik. Bahsettik yani çok fazla tekrar bahsetmeye gerek yok. Geçelim. Temeli oldukça sağlam bir oyun. 28 Ekim, Titanfall 2. Buyurunuz.
Şimdi Titanfall direkt konsept olarak bana çok hitap ediyor aslında. Çünkü mech konseptini çok seven bir insanım. Klasik Japonya. Japonlar da çok severler mech'leri. Evet, gözler de küçük senin. Tam böyle bir hafif Japonların var. Aslında benim orada yaşamam lazım. Yani mech konseptini çok seviyorum şey olarak ve bu oyunda ilk oyunun aksine single player campaign de olacak olması beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü ilk oyunun benim birazcık gözümden kaçması ve çok da fazla zaman ayırmamamın en büyük sebebi oyunda bir senaryo olmaması. PvP sadece. Sadece yani ya bir şey yap, multiplayer olarak oynayabilirsin. Online oyunlarda da gerekli. Yani çünkü senaryoda oyuna alışıyorsun, silah kullanmayı öğreniyorsun. Sonra online'a giriyorsun. Ya kısa da olsa bir campaign olmalı bence. Yani ben Call of Duty'de gene bir 6 saat falan oluyor mesela her sene çıkanda. O yetiyor bana, o rahatsız etmiyor beni. Kısa diye şikayet etmiyorum. Titanfall'da da o oranda bir şey olması, single player olması beni çok mutlu etti bu çıkacak olan oyunda ama bir şeyden sonra beta da demiyorlar bu arada. Şu en son çıkan bir beta yayınladılar. Oyunun çıkmasına 2 ay kalmış, hala pre-alpha diyorlar da. Hı-hı. Garip bir durum yani. Ondan bayağı oyuncular çok memnun kalmamışlar. Ben memnun kaldım. Yani hani, dinamiklerde bir iki tane aksaklık vardı geçen sene online dinamiklerinde. Onu toparlamışlar. Oyun bayağı zevkli yani. Online de zevkli. Kanca gibi bir şey var bu sefer. Evet, o çok rahatlatıyor bence oyunu. Ve hareket etmeyi çok rahat bir hale getiriyor ama ilk oyundaki bu parkur şeyinin tamamen çıkarıldığını söylüyorlar. Mekanikler çıkmamış evet. Ama haritalar parkur yapılamayacak şekilde dizayn edilmiş. Bundan dolayı da bir ilk oyunun fanı olan oyuncular, hardcore fanı olan oyuncular oyunun iyice Call of Duty'ye benzetildiğini konusunda şikayet ediyorlar. Yani first person shooter oynuyorsun. İster 2096'da oyna, ister 1946'da oyna. Mekaniklerin aşağı yukarı birbirine, maplerin birbirine yakın olması gerekiyor. Çok büyük bir değişiklik yapmak zorunda değilsen. İşte sadece değil yani. İlk oyunu çok değiştirmişler diyorlar. Ben de açıkçası ilk oyunu çok fazla oynamadığım için bilmiyorum. Ben de betasını denedim. Hızlı bir oynanışa sahip ama evet Call of Duty havasını aldım mı? Evet aldım. Evet. Merak edenler varsa hemen bir fragmanı izleyelim. BT-7274. Your data recorder says your original pilot was killed in action. Correct. My original pilot was KIA. I am now linked to Rifleman Jack Cooper. Who authorized this? We had no other options. What are your protocols? Protocol 1, link to pilot. Protocol 2, uphold the mission. Protocol 3, protect the pilot. Evet arkadaşlar, multiplayer ekranlarına hoş geldiniz. Umuyoruz keyifleriniz yerindedir. Yanımızda Logitech'ten Andreas var. Daha evvel de o Türkiye'ye gelmişti. Biz Gamescom'a gelmiştik. And again, this time we are here in Germany. And we are your guest. How are you? I'm really good. Merhaba to everybody. Very nice. Always good to have you here, Pendifanda. We're always amazed. So did you miss Istanbul? You want to come again?
I want to come again. I really love Istanbul. I think it's really one of the nicest places, and you have an advantage of having a great weather. Yeah. Beautiful harbor. So I mean, what more shall I say? It's good and great people. So arkadaşlar, bu arada bir dipnot vereyim. Andreas birkaç ay önce İstanbul'da gene bir lansman için gelmişti. Oradan da bol bol muhabbetimiz var. So so far, how is Gamescom 2016 going for you and Logitech? It's outstandingly good. It's really, really great. It's crowded like hell. You know, I just like my back hurts already today after 2 days of standing and walking around. No, it's really good, and the feedback we're getting is amazing. We're bigger than last year, and we can see that people love us and want to visit us. Yeah. And I mean, we're not only here; we're over there in the consumer area as well, together with ESL, and it's outstandingly crowded. You won't believe it. Yeah, definitely. Consumer area is right now. It's like, I don't know, gateway to hell. So crowded and really, really crazy. So we have two new products this year. Actually, lots of products, but right now, two new products. Stay tuned. Yeah, stay tuned. So let's start with which one? We should start with the headset. Yeah. So the headset is very easy to explain, actually, because it's our really successful G933 Artemis Spectrum wireless gaming headset. And what we were doing is we just work on a, let's say, a more exclusive edition of that one, and doing it in white, which is which we call the snow version. It seems beautiful, definitely. It is absolutely beautiful. And you see it's more exclusive looking on the version. Yeah. So I just love it. See? So it's very cool, so it's gonna hit your market very, very soon. Yeah. I'm a little sad about this because I have the original one and I can't, you know, just change it. I'm not ready to change with the new one. So I'll wait a little, but of course I'll get this one too. Stay tuned. I'm sure that's gonna come very soon, because what's great is about this headset, and you remember that, is that you can actually exchange the earplates. So we're currently working on getting some, let's say, limited edition earplates for more headsets. So I'm sure once I have one, I'm gonna send them over to you. Okay. So you can customize your version. Yeah, and then I'll definitely share a picture. Yes. Yeah. So the next one is Pro Gaming Mouse. The next one is the Pro Gaming Mouse, where we were working together with pro gamers, designing a mouse for pro gamers. Yeah. And as you have seen, we just have the Cloud9 Overwatch team here. So we're collecting all of their inputs. Just sick. Bu arada arkadaşlar, Cloud9 şu anda içeride geziyor. Oradan da bir size şey alırız, shoot alırız. Exactly. So a lot of input was coming into these products, and specifically working together with Counter-Strike GO players, the ones who are using the sniper rifles, their input counts the most, because one shot, if you hit or not hit, makes the difference of winning or losing the match, and that's a lot of money, we all know. So what we were building in there is really the best technology and highly expected technology in the market. Most important for everybody is the sensor. So it's the PMW3366 sensor we were building in there. So the resolution goes up to 12,000 DPI on that one. That's a lot. Yeah, I use 1200, I guess 1000. Yeah. This is really huge for me. Yeah, exactly. But you can tune. I mean, you know. Gamer, yeah, but you can tune it down if you need it. So, and we all know on Counter-Strike GO, they play with a low resolution anyway. So you can just really customize this to the way you need it. What's also built in there is the spring button tensioning system, which means it's the fastest buttons you can have, and also it reacts on every point you're going to put your fingers on. I'm not that fast. Don't ask me, I'm really slow in that one. I'm a casual gamer, YouTuber, sorry guys. Ben o kadar hızlı değilim arkadaşlar, tıklayamıyorum. Absolutely. And then, of course, the most important part, and this is what we developed together with the programmers, is the shape. The shape comes first. So it needs to be comfortable when you put your fingers on. From their point of view, it needs to be, it's trimmed for performance, it's trimmed for success. Definitely, yeah. And then there's some more things, like it's a 2 meter braided cable. The cables themselves are softer than the others, so it goes on lowest friction possible. And you have the RGB illumination built in, so everybody has the chance to customize the outlook of that product to your personal benefit. So, as Cloud9 here, I asked you last year, and I will ask you, of course, right now again, Logitech G and eSports. So, what do we expect? You are already working with huge teams. Yes. And preparing products with huge teams. So, what can we expect more?
I hope with lots of wins of our teams we're going to support there. Yeah. That's for sure. And I mean, you know that like this year we started working together with ESL in esports. So we're one of their main partners in peripherals. So we're going all around Europe to all around the world together with them to be present at ESL events and of course to support our teams. Bu arada Logitech'in de tekrar ESL ile e-spor partnerliğini tebrik etmiş olalım. You're always taking huge steps in e-sports. I hope this continues this way. I'm pretty sure this will continue this way. So you have been to Turkey. You love our country. Say something to our Turkish fan, our Turkish Logitech users, Turkish gamers. Yes. Whatever so, you want to say. First of all, teşekkürler for being a big fan of Logitech G, and your opinion counts a lot for us, and we really, really love your passion for our products, and we give the passion into our products for you. And if there's anything else needed, always tell it Pindi Panda, he will forward it to us, and we try to make it come alive. Teşekkürler, thank you very much. Thank you, Andreas. Thanks for everything. Evet arkadaşlar, duydunuz, ettiniz. Artık bundan sonra bu sene bize neler getirecek? Seneye tekrar geleceğiz. Tekrar Andreas'a soracağız. Görüşmek üzere. Stüdyomuza geri döndük. Bir ton oyun çıkıyor. Şimdi biraz evvel Titanfall 2'den bahsettik. Zaten fragmanını izlemiş oldunuz. Call of Duty Infinite Warfare 4 Kasım'da geliyor. Evet. Oynadın mı? Beklentilerin nasıl? Benim hiçbir beklentim yok. Ben Call of Duty oyunlarının hepsini oynadım şu ana kadar çıkanları. Büyük bir fanı değilim. Multiplayer'ın hiç fanı değilim. Aynı Titanfall'da söylediğim gibi o kısa campaign'ini oynuyorum ve o bana yetiyor. Beni mutlu ediyor. Bu oyunun aldığı tabii ki YouTube'daki en çok dislike alan 3. videomu ne almışlar bir şeyden sonra. Nereden yere vurdular? İnsanlar Bieber'ın videosundan sonra mı yoksa? Öyle bir şeydi. Evet bir de Rebecca Black'in Friday bir şey videosu falan filan vardı. İnsanlar teknolojiyi sevmiyor. Açıkça bunu gördük artık. Call of Duty'de insanlar teknoloji görmek istemiyor. Burada da uzaya çıkıyor yani. Evet yani bunlar teknoloji görmek istemedikçe adamlar iyice abartıyor. İyice uzaya taşıyorlar. Tam da ne kadar falan kötü bir zamanlama yaptılar ki evet, Battlefield 1 eskiye döndü ve bir sürü şeyi topladı. Bütün övgüleri falan filan toplarken Call of Duty bir anda geriledi. Ama son 3 sezondur öyle. Call of Duty herhalde bir 3 senedir düşüşte. Aynen öyle. Yani şeyde yani, düşüşte yaşıyor. Modern Warfare, Future Warfare oldu artık yani. Bir uzaya falan çıktı artık. Yani Star Wars'a döndü yani. Biz geleceğimizde savaş istemiyoruz. Biz geçmişimizde olan savaşlardan ders alıp barış içerisinde hayatımıza devam etmek istiyoruz. Duydun mu? Tamam. 4 Kasım Football Manager 17 geliyor. Ben eskiden çok oynardım. Var mı oynamışlığın? Hiç yok. Senin var mı? Senin zaten futbolla çok fazla alakalı yok. Ben oynamıştım. Bunu oynar mıyım? Vakit ayıramam. Çok vakit ayırmak gerekiyor ama futbol hastaları ve bu oyunun da büyük hastaları var. Dishonored 2 11 şerefsiz. Kasım. Şerefsiz 2. Bayağı beklenen bir oyun yine. Özellikle İlk oyunu ben atlamıştım. Yine atladığım oyunlardan bir tanesi ilk oyunu oynamıştım. Ben sana şöyle özetleyeyim. Ama. İlk oyunda bir tane hanım kızımız vardı. O Emily Caldwin. Emily Caldwin kayboluyordu. Onu bulmaya çalışıyorduk. İkinci oyunda da Emily Caldwin çıkıyor piyasaya. O da başka birini bulmaya çalışıyor. Evet. Yani biraz şeye benzetiyorum bunu ben. Neydi çok bu meşhur film? Babası kızı kaçırılır da sürekli kızını... Taken. Yani Taken 1, Taken 2, Taken 3. I will find you and I will kill you. Aynen öyle. Aynen öyle yani. Hemen devam ediyorum. Devam ediyorum. Evet, son oyunlarımıza geliyoruz. Bir disaster, bir felaket. Daha bir belki, öyleydi. Bir öyleydi. Bu da öyle olursa seri ölür zaten. Köpekleri izleyin. Watch Dogs 2. 15 Kasım'da raflarımızdaki yerini, hard disklerimizdeki datasal yerini sağlıyor olacak. Buyurun. Benim bir beklentim var açıkçası bu oyuna. İlk oyuna çok beklentiyle girmemiş. Oynamıştım. Benim hoşuma gitmişti. İnsanların nefret etmesi. Alınmalı güvenlik. İnsanlar nefret etmişti bayağı ilk oyundan. Benim ilk oyunla alakalı tek sıkıntım bu hacking'in hani oyunun asıl olayı hacklemek ya bir şeyleri hackleyerek çalıştırmak falan. Onun yeteri kadar oyuna hissettirilememesiydi. Klasik bir shooter tak 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 tak. Araba kullanımları falan çok, çok kötüydü araba kullanımı. Gerçekten buzun üzerinde kullanıyormuşsunuz gibi. Her şey sürekli kayıyordu falan. Çok kötüydü kullanımlar. İkinci oyundan yani gösterdikleri gameplay'ler ilginç gözükmüyor değil açıkçası. İlgimi işte çekiyor. Biz evvel Kerem'le onu konuştuk. Bir ya da geçtiğimiz programda mı konuştuk hatırlamıyorum. Yani Ubisoft'un şöyle bir derdi var. Oyunları o kadar çok beklenti yükseltiyor ki oyunlarıyla ilgili, evet. Kendi oyunlarıyla ilgili. Oyun çıkınca bir anda düşüyorsun. Aşağıda kalıyorsun. Evet. Bu yıllardır yaşanan bir şey özellikle Assassin's Creed serisiyle her evet. Oyununda. Yani her en oyunda. İyi Assassin's Creed bence 1 ve 2'dir yani. 1 çok iyi. Ay 1 ve 2 doğru diyorsun. 1 ve 2 en iyisi. Yani ondan sonra yani çünkü bir de bayağı senin dediğin gibi bu senin de abinin yumurtlar gibi oyun çıkartıyorlar. Evet.
Yani bu sene benim en büyük umut ettiğim oyunlardan biri For Honor. Zaten çıktığı zaman özel programla yapmak istiyorum onu. Tabii. Fakat o da Ubisoft'un oyunu değil zaten yani. Yok, dışarıdan değil. Başka bir stüdyodan alınmış. Oyun zaten diğer oyunların da birçoğu öyle. Hmm. Yani Ubisoft benim çok sevdiğim firmalardan bir tanesi. Ama ne kadar başarılı olurlar, ne olur onu çok net bilemiyorum yani. Dediğim gibi onu tekrarlıyorum. Watch Dogs 2 başarısız olursa bence artık satranç tahtasındaki çok en önemli taşlarını kaybetmiş olacak. Yani bezirini kaybetmiş olacak gibi geliyor bana. Bundan sonra tekrardan böyle aynı tarzda yok gelecekmiş işte science fiction. Bunlardan böyle bir adım geri atıp belki biraz daha klasik oyunlara gitmesi gerekebilir. Evet. Eğer bu oyunda başarısız olursa diyorum. Tehlikeli bir şeydir suda ama başarılı olursa da tam tersine. Yıllardır şeyi zorluyor aslında. Assassin's Creed'de de bir bilim kurgu öğesi her zaman vardır. O öğeyi giderek arka plana atıp sadece geçmişteki kısımları oyuna yedirmek için yıllardır zorluyor aslında. Dördüncü oyundan beridir falan. 3-4 senedir zorluyor bunun için. Ki çok da güzel bir ekip var. Çok sevimli çok bir ekip var. Çok da seviyorum hepsini yani. Sağ olsunlar bizim bütün etkinliklerine de çağırıyorlar. Yurt dışında ağırlıyorlar. Evet, Ekim, Eylül, Ekim, Kasım aylarında çıkacak oyunların isimlerini ve de nasıl oyunlar çıkacağını ve beklentilerimizi söylemiş olduk. Efendim, Dost Kayaoğlu bizimle beraberdi. Dost YouTube'da şu anda şahane videolar yapıyor, oyun videoları yapıyor ki tahmin ediyorum bu oyunların hepsine tabii ki çalışacaksın. Nasıl bir şey YouTuber olmak? Yani günde kaç saatini harcıyorsun? Açıkçası kişiden kişiye değişir. Sizin yaptığınız video konseptine göre de değişir ama benim mesela şöyle söyleyeyim. Ben daha çok hani let's play değil, kamera karşısında direkt olarak oynanan oyunlar değil de kanalımı daha çok bu editorial içerik dediğimiz inceleme türü videoları yönetiyorum ve onların çok uzun kurgu süreleri. Yani bildiğin gibi öldüm bitir mi falan diye yapmayı biraz daha böyle biraz daha olgun. Aynen hani inceleme gerçekten hani kameranın önüne geçerek değil de metin yazıp o metni kameranın önüne okuyup sonra o metne uygun görüntüyü yaparak işte üzerine koyarak inceleme videoları hazırlamak ve bunlar gerçekten uzun zamanımı aldığı oluyor. Sen YouTuber değilsin o zaman. Sen bayağı video editörsün. Acaba? Bilmiyorum. Yani YouTube'da yayınlıyorum. YouTuber nedir zaten ya? Yani, YouTuber zaten nasıl bir meslektir diye düşünmüyorsun. Yani evet. Hani YouTube'a video çeken ben insan. Ben de Google'larım. Google'larım. Çok iyi Google'larım. Google'larım. Sor bana ben Google'layayım yani anında. Google. Hayat buna gelmiş durum. YouTube'dan nereden takip ediyorlar seni? Sosyal medyadan nereden takip ediyorlar? Direkt YouTube'dan, YouTube'da Dost Kayaoğlu dedikleri anda kanalım direkt kendi ismimle var olduğu için bir hata mı diye düşünüyorum hala yıllardır ama Dost Kayaoğlu ismiyle direkt olarak bana artık. Evet yani artık değiştirmek için çok geç. Dost Kayaoğlu ismiyle direkt olarak beni YouTube'dan bulabilirler. Onun dışında geri kalan sosyal medyada çok aktif olmadığım için çok da bulmalarına gerek yok. Efendim anneler, babalar size sesleniyorum. Çocuklarınızı eğer YouTube'da oyun videoları izlemek istiyorlarsa buyurun adres. Çünkü küfür yok, edepsizlik yok, gayet şahane videolar çıkartıyor sevgili kardeşimiz. Dost. Dost. Kerem'in videosu olursa, kanalı olursa izlemeyin. Çünkü kendisi pis biriydi adam. Pis. Evet. Pis herif. Evet. Bir multiplayer'ın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dost Kayaoğlu bizimle beraberdi. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Bu el sıkışma gerçekten çok saçma oldu. Evet kesinlikle. Kerem'i de programı kapatmak üzere sizle yalnız bırakıyorum. Dost kalın. Dost çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Nereye gidiyoruz? Haftaya tekrar burada görüşmek üzere.